9. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim. 1. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. soru: aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden değildir? A. Şifa, B. Nur, C. Furkan, D. İtikat, E. Hüda. Evet, burada Kur'an-ı Kerim'in ismi olanları işaretleyelim arkadaşlar. Hüda Kur'an-ı Kerim'in ismidir. Şifa ismidir. Nur ismidir. Furkan bu da ismidir. İtikat Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri değildir. Birinci soruyu D şıkkı olarak işaretledik. İkinci soruya geldik. İkinci soru: bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Ayet-i Kerime'nin meali arkadaşlar burası, manası. Gözlerimizin önünde, muhafazamız altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma, zira onlar kesinlikle boğulacaktır. Bu ayet hangi peygambere söylenilmiş bir emri anlatmaktadır? A. Hud aleyhisselam, B. Salih aleyhisselam, C. Nuh aleyhisselam, D. İsa aleyhisselam, E. Lut aleyhisselam. Evet, burada bahsedilen arkadaşlar, ikinci soru için Nuh aleyhisselamı işaretliyoruz. C şıkkı, Hud suresinde burası anlatılmakta. Hatta şurada aileni gemiye al demişti oğlu Kenan. Ben büyük bir dağa çıkarım. O dağ beni sulardan, sellerden korur demişti. Onu der demez büyük bir dalga geldi ve onu içine aldı. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılıyor. Burada bahsedilen Nuh Aleyhisselam arkadaşlar, gemiyi biliyorsunuz, gemiyi yapmasını emretmişti Hazreti Allah. Nuh Aleyhisselam'ı işaretliyoruz. 2C. Üçüncü şık: aşağıdakilerden hangisi insanın olumsuz bir özelliği değildir? Nankörlük, acelecilik, şükür, cahillik, bencillik. Evet, aşağıdakilerden hangisi insanın olumsuz bir özelliği? Arkadaşlar, nankörlük, cahillik, bencillik, benlik, acelecilik, bunlar insanın olumsuz bir özelliğidir. Ama şükür insanın olumsuz bir özelliği değildir. Üçüncü soruyu C şıkkı olarak işaretliyoruz. Şükür. Evet arkadaşlar, kanalın ismi Bilgi Akademi. Gördüğünüz gibi 766. videonun çekimini yapıyoruz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim 1. dönem 1. yazılı sorularını çözüyoruz. Kısaca bir bilgi verelim, sonra devam edeceğiz. Aslında bu bilgiyi geniş olarak videonun sonunda yapacağız ama şimdi burayı bölmemek için, yani uzun vaktinizi almasın diye kısaca şunu söyleyebiliriz. Kanalımda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders kitaplarının tercümesi var. Yine bununla beraber 5. sınıftan 12. sınıfa kadar temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Arapça, din kültürü ve ahlak bilgisi, Peygamber Efendimiz hayatı gibi bazı derslerinde sınavlarda çıkmış soruların çözümü bu şekilde, bilginiz olsun. Dördüncü soru: her can ölümü tadacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatul mevt. Sonunda bize döndürüleceksiniz ve nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sert ve sağlam kalelerde olsanız bile ayetleri hangi gerçeği ifade etmektedir? Burucun müşeyyede diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet, dünya hayatı geçicidir. Dünya yaratılması için vardır. İnsan için hayat oyun ve eğlencedir. En güzel şey ne olacağını düşünmektir. Dünyaya bir kez gelinir ve buradaki tüm tatlar alınılır. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyu dünya hayatı geçicidir. Bu şekilde çözümlüyoruz. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz ve nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalede olsanız bile. Ayetleri hangi gerçeği ifade etmektedir? Dünyanın geçici olduğunu ifade etmektedir. Dördüncü soru A şıkkı. Beşinci soruya bakıyoruz. Dua ederken içten ve samimi olunmalıdır.
Herkes kendi kelimeleriyle ve içinden geldiği şekilde Yüce Allah'a dua edebilir. Dua etmenin yeri, zamanı ve şartı yoktur. Dua etmek insanın Yüce Allah'la bağını güçlendirir. Dua Arapça yapılmak zorundadır. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar, burada yanlış olan E şıkkıdır. Çünkü dua Arapça yapılmak zorundadır. Burası yanlış ama bura ehemmiyetine binaen şöyle yapalım. Dua ederken içten ve samimi olunmalıdır. Burası doğru. Herkes kendi kelimeleri ve içinden geldiği şekilde Yüce Allah'a dua eder. Bu da doğru. Dua etmenin yeri, zamanı ve şartı yoktur. Dua etmek insanın Yüce Allah'la bağını güçlendirir. Bu da doğru. Yüce dua Arapça yapılmak zorundadır. Böyle bir şart yoktur. Onun için burada 5. soru için arkadaşlar E şıkkını işaretliyoruz. 5E. Devam ediyoruz. 6. soru. Muhakkak ki ben yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl. Taha suresi ayet 14. Ayetinden çıkarılabilecek ya bir yargı değildir. Yani şunlardan biri arkadaşlar, buradaki bahsedilen ayet-i kerimede yoktur. Bunu anlıyoruz. Peki o zaman bunu hemen çözümlüyoruz. 6. soruyu. Allah tek bir ilahtır. Nerede arkadaşlar? Benden başka ilah yok. Buradan anladık. A'ya burayı işaretledik. Sadece Allah'a kulluk edilmelidir. Bana kulluk et. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şurada. Bunu da buraya işaretledik. Allah'ı anmak için namaz bir yoldur. Namaz kıl. Beni anmak için namaz kıl. Bu da var. Allah bir olandır. İşte başka ilah yoktur. Bunu anlıyoruz. Allah insanlara uyarmak için rasuller gönderir. Burada böyle bir şey yok. 6. soruyu E şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. 7. soru, Allah'ın yegane bir ve tek ilah olduğunu ifade eden ve veciz cümle aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ın yegane bir ve tek ilah olduğunu ifade eden cümle hangisi? La ilahe illallah, Allahu ekber, elhamdülillah, subhanallah, estağfirullah. Evet, la ilahe illallah arkadaşlar, uzatmayalım, bunu zaten biliyorsunuz ama tekrar etmiş oluyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, bunun manası bu. 7. soruyu A şıkkı olarak işaretledik. 8. soruyla devam ediyoruz. De ki o Allah'tır, bir tektir, her şey ona muhtaçtır. O ise hiçbir şeye, o doğmamış ve doğurmamıştır. Onun eşi benzeri ve dengi yoktur şeklinde mealleri verilen sure hangi suredir? Evet, 8. soru arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Kufuven ahad, onun hiçbir dengi yoktur. Onun için burada arkadaşlar İhlas suresini işaretliyoruz. 8. soru A şıkkıydı. 9. soruya geldik. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet Allah'ın hangi özelliğini ifade etmektedir? Rızık verme, her şeyin sahibi olma, yaratma, işitme, görme. Evet, 9. soruyu arkadaşlar B şıkkı olarak işaretliyoruz. Her şeyin sahibi olma. Buradan mülkiyet Allah'a aittir sözünden çıkarıyoruz bunu. Sahip, mülkiyet, malik, sahibi olan. Şurada yaratma var arkadaşlar. Allah her şeyi hakkıyla kadirdir. Gücü yeter, yani yaratabilir. Bu da çıkabilir ama biz burada 9. soruyu B şıkkı olarak işaretliyoruz. Mülkiyet, sahip. Bunların manaları birbiriyle uyumlu olduğundan dolayı. Evet, şimdi 10. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Rab kelimesinin anlamlarından biri değildir? Terbiye edici, hüküm koyucu, öğreten, bağışlayan ve otorite. Evet, aşağıdakilerden hangisi Rab kelimesinin manası değildir? Arkadaşlar, her videoda olduğu gibi son soruyu size bırakıyoruz. Yorum kısmına 10. soru A, B, C, D, E hangi şık doğruysa onu işaretliyorsunuz. Evet. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim 1. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.
videomun tanıtımını izlemek istemeyenler, çünkü yorumlar kısmında reklam falan yapıyorsun gibi şeyler söyleyenler oluyor. Tanıtımı istemeyenler çıkabilir arkadaşlar. Soruları çözdük. Sizden ricam 10. sorunun doğru şıkkını aşağıya yazmanız yorum kısmına. Evet, şimdi tanıtıma geçelim. Oynatma listesi burada. Buraya tıkladığımız zaman videoların toplanmış, derlenmiş halini göreceksiniz. Yani 5. sınıfa ait ne varsa burada, yazılı soruları. Bizim için önemli olan, yani sizin için önemli olan 9. sınıf arkadaşlar. Şu an için 18 video var. Buraya tıklıyoruz. Eğer ki İmam Hatip okuyorsanız 9. sınıfa ait Arapça ders kitabının tercümesi var. O da burada. Tanıtım bu şekildeydi arkadaşlar. Kısaca abone olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.